İyi akşamlar Ülker günlük grafik. Ee, yani Ülker'de bir türlü beklenen hareket gelemedi. Yani bir hacim var, bir istek de var ama yani bu 20 civarlarının geçilmesi lazım. Bir artık geride kalması lazım. Bir 20-80 almıştık geçtiğimiz dönemde iki üç hafta önce iki Kasım'da. Tekrar oraya doğru geliyoruz. Yani 20-28'de bitirdik. Bugün gün yükseğimiz 20, ee, ne olmuş 20.48 olmuş dolayısıyla şu 20'yi bir artık aradan çıkarsa da e, ülker bizde bir niyet etti artık bir piyasanın şöyle bir herhalde yukarı hedefi var diyebilsem e, kendi adıma konuşuyorum İzliyoruz, izlemeye devam ediyoruz tabi destek hattımız sabit yani 19 kırılmadıkça diyeceksiniz ki uzak ya uzak değil aslında yani şurada %5-6 bir şey var ama 19 kırılmadıkça aşağı yönlü bir hareket Ülker'de artık yok. Ee, o alanda biliyorsunuz çok destek oldu piyasa. Hatta kötü günler de geçirdi borsa mesela toptan yıkıldı falan ama Ülker yıkılamadı. Yani oradan aşağı satıcı gelmedi. Dolayısıyla o alan bozulmadıktan sonra ben şey demiyorum. Yani düşüyor demiyorum. Onu söyleyeyim. Yani buradan bana ara bir destek gerek yok. Ara bir destek söylemeyin. Ara bir A şeyseniz ya bir ara destek ben bana lazım ben kardayım. Pozisyonu riske atamam diyorsanız belki orada 19.70'e kullanabilirsiniz e, ülke için. Bakalım önümüzdeki günlerde bakacağız yani 20'nin üstü bir hareket. Çünkü 21 21 burada bir direnç. Daha önce destek olarak altında hep hızlı hareketler oluşmuştu. Oradan dönmüştü yani 21 civarının altından 21'in üstüne gittiği vakit. Burada 22 54 ve yukarıda 25 var. 25 kırılırsa bir anlamı olur açıkçası. 25 kırılmadıktan sonra yani o önemli bir alan bence 25. Devamlı orada satıldı. Şimdi 2020 yılında geldi 25'e sattılar. Geldi sat e, Piyasa şimdi 2500'e bir fiyatlama yaparsa 28'e kadar bir alan var. Şu hacimler güzel gayet güzel. Bu sefer daha da güçlü bir hacimle geldiğini görüyorum. Umarım yani hacim arttıkça şimdi bizim en benim kendi adıma da söyleyeyim ki teknik halde doğrusu da olur. En önemsediğim şey hacim. Yani e, fiyat yukarı hacim ise sorun yoktur. O zaman daha yükseğe e, hesaplanabilir. Yani akımında yürüyeceğini hesaplarsınız öyle bir durumda. O açıdan güzel. Ya birileri şey dedi herhalde. Yani sonunda şurada da bir ülker var kardeşim dedi herhalde. Çünkü hiç gidemeyen, e, dikkat çekemeyen bir senette. Pozitif bir kesişim, arasay tarafından güçlü bir momentum. Maddi de bugün e, o da ilk alını vermiş. E, yani burada Makti ülkelerde son zamanlarda hiç tek bir gün için al vermedi. Genellikle ikinci veya üçüncü daha uzun günleri geçirdi al pozisyonunda maktinin al kesmesi onun için kıymetli yani bunun garantisi yok onu da ifade edeyim. Bunun dışında yapılacak bir yorum yok yani genel şeyimiz bu onu gösterip trendimiz şöyle bu kısım bu ülkenin çok yıllardır takıldığı bir kısım yani 2015'ten beri şimdi diyeceksiniz ki ya düzeltsene kardeşim öyle yaparsan böyle olur da yani düzeltirsem de çok bir şey fark etmiyor ülke öyle e, çok yüksek temettüler veren bir firma değil 19 kuruşlar 20-27 kuruş falan filan yani arada bulamazsınız yani şurada 20, 2021'de 85 81 kuruş bunlar brüt bu arada hani en yüksek verdiği temettülerden bir tanesi son dönemde onu da şöyle göstereyim <laughs> çünkü bazen itiraz ediyorlar yani niye düzeltip bakmıyorsun yani ilk düzeltseniz ne olur grafiği düzelt düzelt yani bütün temettüleri alanların grafiği alanın grafiği de şu gördüğünüz grafik herkese iyi akşamlar